Koronavirüsün turizme olan etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomik gelirinin tamamını turizm üzerinden karşılayan ülkeler zor günler geçiriyor. Resmi veriler açıklandığında turizm gelirli ülkelerin ekonomik yapılarının da şekilleneceğini öngören Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Eskiler tarihe karışacak ve turizm yeniden yazılacak." dedi. Bugüne kadar 100 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 2 milyon kişinin hayatına mal olan koronavirüsün turizme olan ekonomik etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ekonomisi tamamen Turizme dayalı ülkeler büyük bir krizin eşiğinde. Resmi olmayan verilerle Dünya Turizm Örgütü'nün verilerini birleştirerek ülkelerin yaklaşık kayıplarını gösteren bir tablo oluşturan Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, en büyük kayıp 185 milyar dolarla Amerika'da olacak. 2020 yılının resmi verileri henüz açıklanmasa da Dünya Turizm Örgütü dünya genelinde ekonomik kaybın 1 trilyon doların üzerinde olabileceğini öngörüyor. Turizmin klasikleri İspanya 56,7 milyar dolar, Fransa 50,4 milyar İtalya 35 milyar dolar kayıp yaşayacak. Daha az turist getirmekle birlikte turizm gelirinin yüksek olmasından kaybının da en yüksek olduğu ülkelerden biri Tayland olacak. Ülkesindeki neredeyse bütün fuarları ve uluslararası organizasyonları iptal eden Almanya özellikle şehir turizminde elde ettiği geliri 42 milyar dolar kayıp olarak yaşayacak. Türkiye geçtiğimiz seneki yükselişinin ardından 2020 yılında korona etkisiyle yaklaşık 35 milyon turist kaybı ile 25,5 milyar dolar turizm gelirinden mahrum kaldı. Tahminlerine göre Fransa'nın artık turizmde dünya birincisi olmayacağını söyleyen Recep Yavuz, telafisi birkaç yıla mal olacak. Bu kayıplar, yine turizm yolu ile kapatılmaya çalışılacak. Henüz yaklaşık 100 milyon turizm çalışanının işsiz kaldığı ve turizmin en az 50 sektöre yaptığı katkının boyutlarına gelemedik. Pandemi sonrası oluşturduğum tablodaki ülkelerden bazılarının yeri değişecek, belki bazıları bu tabloya hiç giremeyecek. Mesela benim tahminimce Fransa artık dünya birincisi olmayacak. İngiltere'nin Brexit ve korona sonrası yönü hiç belli değil. Çin, Japonya gibi uzak olan Asya ülkeleri en derin kayıplara maruz kalacaklar. Tek mahal, e bir süre insanlar gitmeyecek, şeklinde konuştu. Bu süreçte sağlık altyapısı güçlü ülkelerin ön plana çıkacağını belirten Recep Yavuz, bu süreçte yakın, güneşli, ferah, sağlık altyapısı kuvvetli ülkelerin öne çıkacağını öngörüyorum. Özellikle adalar, Adria kıyıları ve tabi Akdeniz ve Doğu Akdeniz ülkelerinin daha çok şansı olduğunu düşünüyorum. Gerçi turist ile korona sürecini birlikte yönetebilen Antalya dışında pek fazla destinasyon da yoktu sanırım. Dünya da 2020 yılında 3 milyon turistin gittiği bir tatil destinasyonu olduğunu düşünmüyorum. Veriler açıklanınca daha doğru değerlendiririz, ifadelerini kullandı.